Uzun zamandır AVM şehrinde yaşamama rağmen AVM kültürüne bir türlü adapte olamamışımdır. Ben genellikle yalnız takılanlardanımdır. Kütüphanede bir işim olduğu zaman kendi başıma gider işimi hallederim. Canım bir tatlı çektiği zaman pastaneye gider istediğim tatlıyı yer gelirim. Şehir dışına çıkacağım zaman hiç kimseye haber vermeden sırt çantamı yükler çıkarım. Sinemaya gideceğim zaman zorunlu olarak AVM'ye giderim. Filmimi yayla yayla seyrederim, sonra farklılık olsun diye Arby's falan yerim, geri dönerim. Veya bir kızla tanışıldığı zaman da AVM'ye gidilirim. İnsanların da farklılık olsun diye, gezinti olsun diye gittiğini düşünürdüm AVM'lere. Yeni bir kızla tanışmıştım. Normal gezmek için gitmiştik AVM'ye. Zaten o da yanında kız arkadaşını getirmişti. Kız arkadaşı da aynı zamanda onun kuzeniymiş. Kuzeninin de bir kardeşi vardı, 10-11 yaşında bir velet. Ama o nasıl bir velet görseniz. Şişko, şımarık. Aynı Eric Cartman'ın Türk versiyonu, öyle açıklayayım size. Neyse biz sinemadan biletimizi aldık, sonra sinema vakti gelene kadar gezmeye başladık. Gezerken bu çocuk gördüğü her tatlıcıdan tatlı, gördüğü her büyük oyuncağa da binmek istedi. Eğer ablası tam buna da binme derse... Artık filmin vakti gelmişti, sinema kişilerinden içeri girdik. Sonra velet mısır patlağı istedi. Bunu da ben ödeyeyim, o kadar olmaz dedim. Sonra 3 tane ufacık mısır patlağı ve 4 tanecik kola için tam tamına 37 lira 80 kuruş ödedim. Ben o kadar para hesabı yapan biri değilimdir, böyle konuştuğuma bakmayın. Ama şu olaya ne diyeceksiniz? Bebe tam benimle kızların arasında oturdu. Şimdi veledi neden getirdiklerini anlıyorum. Film öncesi 45 dakikalık reklam süresini kızlar telefonlarıyla uğraşarak, bebe iPad ile oynayıp mısırları bitirerek, ben de sinema bileti ve mısır patlağı için ödediğim 102 lira artı küsuratlı ücreti düşünerek geçirdim. Hangi sinema diye sormayın, kanalımı kapatırlar. Bu olaydan sonra kızla normal süreli bir ilişkiye başladım. Kuzenine ve bebeğin ne olduğunu bilmiyorum. Umarım o bebeği bir daha görmem. Ve o zamanlar hangi film vizyondaydı biliyor musunuz? Fifty Shades of Grey. O velet sayesinde Fifty Shades of Grey'e gitmek yerine bir animasyon filmine gitmiştik. Dur bir dakika, Fifty Shades of Grey'e gitseydik kızla öpüşebilirdik. Olamaz! Bunalım, bunalım, bunalım.